Yine yeniden yepyeni bir konuyla karşındayım güzel arkadaşım. 65 günde AYT matematikte 25. güne geldiğimiz bugün diziler birinci dersi işleyeceğiz seninle birlikte. Evet evet artık birçok konuyu geride bıraktık. Önümüzde öyle çok konu kalmadı belki ama önemli 3 konu var. Limit, türev, integral kaldı ama önümüzde diziler var. Gel şu dizileri bir temizleyelim 5 derste. Alalım elimize kalemi, koyalım önümüze kağıdı ki 26. güne kadar sen zaten böyle geldin değil mi? O halde hani bizim o güzel slogan diziler için yepyeni bir başlık için şöyle heyecanla tutkuyla söylüyor musun benimle birlikte gönder gönder gelsin be hocam Ey güzel arkadaşım diziler öyle bir konudur ki anlatırken anladım, çözerken çözdüm dersin. Ama ilerledikten sonra başka konularda geri dönüp dizi sorusu baktığında ne biçim konuymuş çözemiyorum dememek için mantığını iyi oturtman lazım. Tanımını çok iyi kavraman lazım. Gerekirse formülleri benimle birlikte ki hep yapıyoruz bunu ispatlaman lazım. Bunu yaptıktan sonra diziler tırıs gelir tırıs gider. O soruların içinden geçersin arkadaş. Tamam mı? Bak heyecan yaptık şimdi belki ama gel tane tane. Adım adım ben sana tanımlarıyla birlikte anlatayım dizileri ki dizileri ortadan kaldıralım beraber. Bu arada o esprileri ne olur yapma aşağıya. Mesela şöyle bir espri var. Sonsuz diziye örnek vereyim hocam. İşte arka sokaklar. Hocam bitmeyen dizilere örnek ver... Aman. Aman gençler öyle öyle espriler. Bak yapma. Gitme. Gitme yorumlara. Çık o yukarı. Çık. Gel buraya. Sana dizinin tanımını anlatacağım önce. Dizi kavramı ve gösterimi diyelim. Dizinin tanımıyla başlıyoruz. İlk cümle, ikinci cümle hepsi çok önemli. Yazsan arkana. Sakin sakin dinle. Sonra sen de tekrarla ama tamam mı? Pozitif tam sayılar kümesinden. Gerçek sayılar kümesine tanımlanan. Burası çok önemli. Çok. Her fonksiyona, her fonksiyona gerçek sayı dizisi ya da kısaca dizi denir güzel arkadaşım. He, bak yukarıda anlattığımız cümle ne biliyor musun? Pozitif tam sayılardan alacağım elemanları nereye götüreceğim? Gerçek sayılara götüreceğim. Ve bu her dizi aynı zamanda bir neymiş? Fonksiyon belirtecekmiş. Bu sözel anlatımı. Gel bir de matematiksele bakalım. O da hemen altında bak. Dizi dediğimiz şey özünde bir fonksiyondur. Senin fonksiyonlarla aran iyiyse ki sen bebek adımlarıyla fonksiyonları herhalde izliyorsundur bir yandan değil mi? f'yi alacağız z artıdan nereye götüreceğiz r'ye götüreceğiz yani pozitif tam sayılardan alacağım elemanları gerçek sayılara reel sayılara götüreceğim Önemli. Burası gerçekten önemli. Tanımlanan her fonksiyona bundan sonra ne adını verecekmişiz? Dizi adını verecekmişiz. Ey güzel arkadaşım bak diziyle aklında diziyle ilgili aklında ne olur şu kalsın. Bu bir fonksiyon. F yaz. Dizi dediğimde Z artıdan aldım R'ye götürdüm de. Bana bu yeter. Hani olur da bir gün yolda bir yerde karşılaşırsak tutarsam omzumdan çevirirsem. Ey güzel arkadaşım dersem dizi nedir? Bana bunu söyle yeter. F iki nokta üst üste. Z artıdan R'ye diyeceksin. Bunu dedim mi bitti be. Pozitif tam sayılardan reel sayılara. Biz x'leri ya da n'leri nereden seçecekmişiz? Pozitif tam. Pozitif tam sayı dediğimiz sayı neydi zaten? 1, 2, 3, nokta nokta sonsuza gidiyor. Cevap her şey olabilir. Orada karış, karışmıyor sana. Şimdi gel bakalım dizilerin böyle elemanları nasıl yazılıyor onu görelim birlikte. Ne güzel de başladık dizilere ama öyle değil mi? Heyecanlı. Bence çok güzel gidiyoruz. Hadi gel. F. Z artıdan R'ye doğru. Dedik gibi bu bir pozitif tam sayıdan alacağız. reel sayılara götüreceğiz. Aynen öyle. F n eşittir a n. İşte bak bu bir dizidir aslında. F n eşittir a n. Örneğin sen dizinin birinci terimini istiyorsan. Nereden alıyorduk n'leri? Z artıdan. Yani birden başlayacaksın. Birinci terim. N yerine 1 yazarak F1 eşittir A1. Ki yazmışız buraya. Örneğin ben senden ikinci terimi istersem. Sen N yerine 2 yazacaksın. F2 diyeceksin. Al sana hocam ikinci terim. Evet fonksiyondaki gibi terimler burada karışık değil. Burada birinci terim, ikinci terim, üçüncü terim diye isimlendirilebiliyor. Örneğin üçüncü terimi yazıyoruz bak. F3 nasıl yazılacak? A3 şeklinde yazılacak. Anlaştık mı burada? Problem yoksa gel buraya. N'inci terim yapacağız. Diğer adıyla bu da önemli. Dizide genel terimdir o neyinci terim. Bütün terimleri bunun terim sayesinde bulabiliyorsun. Fn eşittir an şeklinde yazılacak ki biz bunun ismini aynı zamanda nasıl terim adını vereceğiz? Genel terim adını vereceğiz. Sen bir dizide genel terimi biliyorsan o dizinin bütün elemanlarını bulursun. Tamam mı? Bak sadece tek bir sayfa deyip geçme. Nasıl bilgiler yatıyor? Ne kadar önemli olduğunu sen de bence bu kadar kaç dakikadır konuşuyorum ben? Baya baya 5 dakika. Anlattık neredeyse burayı sana. Şimdi gel bakalım. Diziyle ilgili son bilgileri verelim burada. Sonra dersin sonuna kadar takır takır çatır çatır, çatır soru çözeceğiz. Anlaştık mı? Bakıyoruz bakalım ne demiş bize. Gerçek bir sayı dizisi. Bak böyle gösterilir. Ane parantez içerisinde. Dizinin elemanlarını böyle yazıyoruz. Birinci terim, ikinci terim, üçüncü terim, nokta nokta. Neyinci terim? Nokta nokta kapattık. Bak burada önemli olan ne biliyor musun? Bu yazılmak zorunda. Genel terimi verilmemiş dizi, dizi değildir. Anladın mı? <laughs> genel terimi yazılmamışsa o şeye dizi denmiyor. Sanırım böyle daha güzel oldu. A, ne eşittir 2, N artı 3 ifadesine dizinin genel terimi denir. Nereden anladım hocam genel terimi olduğunu? N'li ifade var ya. O yüzden biz buna genel terimi diyeceğiz. Geldim bak bir aşağı satıra. A, ne? Bak yazmışız sana burada bir tane dizi oluşturmaya çalışmışız. 5, 7, 9, dizinin genel terimini yazmışız. Çünkü bunu biliyorsun. Yazmazsak o bir dizi değildir. Yazmışız ifadesine dizinin gösterimi denir. Bu herhangi bir dizinin gösterimi işte. Tamam mı? Bu da oldu mu? İn şimdi buraya. Bütün dizileri bu 3 maddede özetleyebilirsin. Her dizi bir fonksiyondur. Bütün dizilerin tanım kümesi unutma. Sakın unutma pozitif tam sayılardır. Z artıdan yani ne yerine birden başlayacaksın sonsuza kadar vereceksin. Negatif sayı veremezsin. Sıfır asla veremezsin. Genel terimi verilmeden yazılan sayı grupları dizi belirtmez. Yukarıda üstüne basa basa durduğum nokta. Şimdi gel bakalım beraber soru çözeceğiz. Belki de en zevkli anına geldik dersin. Burada hoca hep konuştum konuştum başımızı arattım belki diyorsun. Ama gel şimdi şu tatlı şu güzel soruları beraber çözelim. Fn 4n artı 3 bölü n eksi 5. Önce verilen bir ifadenin bakalım dizi olduğunu anlayabiliyor muyuz? Yoksa anlayamıyor muyuz? Onu görelim. Bu bir dizinin genel terimi olabilir mi diye sormuş. Bence sen önce Nerede gelirse gelsin hemen şunu yaz. Diziyi bize şöyle anında anlatabiliyordun ya sen bak. Dizi dediğin şey fonksiyondur. Z artıdan R'ye gider. Doğru mudur? Doğru hocam. Peki ne yapacağız burada? Burada yapacağımız şey şu. Bunun bir dizi belirtmesi için ben burada N'ye elemanlar verebiliyordum. Hangisini? Z artı. Yani 1'den, 2'den, 3'den, nokta nokta artı sonsuza kadar giden sayıları verebiliyordum ya. Hepsini yazabilmeliyim. Hiçbir şey beni engelleyememeli burada. Anlatabiliyor muyum derdimi? Bak şimdi daha güzel anlayacaksın. Mesela n yerine 1 yazabiliyor muyuz biz bu fonksiyonda, biz bu dizide? Yazabiliyorsak problem yok aslında. 4 çarpı 1 artı 3, 1 eksi 5. Var mı problem? Çıkan cevap reel sayı olacak. Tutuyor mu? Tutuyor. Bir problem yok. Sen yakaladın belki çoktan. Dedin ki, ey güzel hocam ben n yerine 5 yazmak istiyorum soru bana izin vermiyor dedin. Öyle değil mi? Demediysen de beraber gördük en azından bu soruda bak. 4 çarpı 5 artı 3 Bölü 5 eksi 5. Ey güzel arkadaşım payda ne oldu? Payda 0 oldu. Payda sıfır olabilir mi? Tanımsız olur. O zaman ben burada neyi ne yapamam? Ne yerine 5'i veremem. Veremem diye bir şey yok. Vermek zorundasın. Sen bir diziysen senin tanım kümenindeki bütün elemanları yazmak zorundasın. Yazabilmelisin hatta. E yazamıyorsan bu bir dizi belirtmez. Demek ki neymiş? Tanımsız yapan değer eğer z artı içerisindeyse o ifade bir dizinin genel terimi olamaz. Çok net açıkladığımızı düşünüyorum burada ne dersin? Oldu galiba. Olduysa hadi gel bak bir tane güzel bir soru var hem de nereden biliyor musun? Bizim o güzel kitabımızdan. Bu arada soruyorsun. Hocam yenileri gelecek mi? Gelecek inşallah. Onun için uğraşıyoruz. Bu bazı ufak aksaklıklar oldu ama en kısa zamanda önce problemler ardından limit türev fasikülü gelecek. Bekle diyelim. Eninde sonunda gelecek. Şimdi yukarıdaki ifadelerden kaç tanesi dizi belirtir diyor. Bakalım beraber. Dizi belirtmesi için bunun ne olması lazım? Anne, ne kare eksi 4 diyor ya. Ne yapmam gerekiyor ki o da dizi belirtmesi için? Önce şunu yazmam lazım da. Z artıdan R'ye gidiyordum ve ben Z artıdaki bütün elemanları yazabilmeliyim. Neye yerine bir yazmalıyım, iki yazmalıyım, 3 yazmalıyım, artı sonsuza kadar yazmalıyım. Beni engelleyen bir şey var mı burada? Bunu tanımsız yapan değer var mı? Yok hocam. O zaman bu bir dizi belirtir. İstediğini yaz bak. Hocam 2 verince 0 çıkıyor deme sakın. Sakın onu deme. 0 çıkamaz mı? Çıkar tabii ki. R artıdır çünkü 0. Gel buraya. Bu nasıl bir ifade? Köklü ifade. Sen köklü ifadenin içerisine burada bir yazdığın an. Mesela bak B birinci. Birinci terimi bulmaya çalıştığın an. 1 eksi 4'ten içerisine geldi. Eksi 3 geldi. Mümkün mü? Hayır. Köklü ifadelerde, çift katlı köklü ifadelerde içerisi negatif olamaz. O zaman bu ifade bir dizi belirtemez. N yerine bir yazdım ama patladı çünkü soru. Geldim üçüncü elemana. Üçüncü elemanda dikkatle baktığında bak. Yukarısı bizi ilgilendirmez ama aşağısı bizim için önemli. Payda nerede sıfır oluyor? Eksi iki de. Tamam da sen N yerine eksi iki yazamazsın. Yani yazmıyorsun. Z artıdan alıyorsun ya. Ne demek istediğimi anladın. Yani sen ne yazarsan yaz tanımlı olacaktır bu eleman z artı da. O halde bu ifade bir fonksiyon belirtir güzel arkadaşım. Ya da özür dilerim dizi belirtir. Bu daha doğru bir cevap oldu. Geldim buraya. n artı 3 bölü ne kare eksi 9. Bir dakika. Yemezler efendim dedim. Yemezler. Bak burada n eksi 3 n artı 3 diye ayrılabiliyor bu ifade. Doğru mudur? Ayrılıyor. Bunlar birbirini götürdü mü? Götürdü. Götürmeye de bilirdi ama sen n yerine kaç yazıyorsun? 3 yazıyorsun. 3 yazdığın an ne oluyor? Hocam payda sıfır oluyor. E o zaman bu bir ne yapmazdı? Dizi belirtmezdi. Çünkü tanımsız olduğu değer bizim Z artıda. Orası önemli bizim için. Hey gidi günler hey. Neden böyle dedim? Bak logaritma bir önceki ders değil miydi? Bak logaritma ile ilgili bir ifade karşına gelebiliyor dizide. İşte zincir gibi bağlı matematiğin tamamı birbirine. Sen ilk günden sıkı tuttuysan işi işte 26. güne geldiysen zaten burada yazacağım biliyorsun ki. Hele bugün bir son soru var. Ne canlar yakacak. Ne leşi var o sorunun arkada. Anlatamam. Gel. Elen n artı 1. Acaba bu bir dizinin genel terimi olur mu? N yerine kaç yazalım? Şimdi 1 yazdım. Elen 2 oldu. Var mı öyle bir sayı var? 2 yazdım. Elen 3 oldu. 3 yazdım. Elen 4 oldu. 4 yazdım. Elen 5 beş... oldu. Var 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 var. Hiçbir sıkıntı yok yani. Sen ne yazarsan yaz bu bir dizinin genel terimi olacaktır. 1, 2, 3 dedim. Doğru cevaba vurdum Ceyhan'ı. Daha fazla oyalanmadım. Geçtim artık. Gel bakalım. Şimdi temel sorularla devam ediyoruz dediğim gibi. Ama dizide çok tatlı, çok güzel sorular var. İlerleyen sayfalarda özellikle son soru. Of, of, of. Genel terimi A ne? 2 N artı 6 bölü N eksi 1 olan dizinin 5. terimini soruyor. Bak dizideki terimlerin isimleri vardı. Birinci terim, ikinci terim ya. Sen 5. terimi istiyorsan N yerine kaç yazman gerekiyor? 5. Böylelikle neyi bulacaksın? A5'i bulacaksın güzel arkadaşım. Hadi gel A5'i birlikte bulalım. 2 çarpı 5 artı 6 bölü 5 eksi 1. N yerine sadece 5 yazdım. 2 kere 5 10. Yukarıdan 16 geldi. 5'ten 1 çıktı. 4 geldi. Şurasının cevabı 4 geldi ki bu nedir? A5 eşittir. 4'tür olay bitkiler. Bitti mi senin içinde? Çok kolaydı hocam. Geç geçtim. Bak yine logaritma. Bak bol bol zaten özellikle logaritmalar falan attık ki içeriye. Ne olur o güzel güzel, güzel. Nasıl söyleyeyim? Güzel şimdi olur. Güzel konuların hepsini iyi öğren. Dizisinin kaçıncı terimi dörttür hocam diye soruyor. Ne yapacaksın? Çok basit. Kaçıncı terimi dört? Ha bir dakika çok basit falan değil. Dikkatli okumazsan kaçar bu soru. Ne yerine dört ver demedi. Atlama sazan gibi. Kaçıncı terimi? N yerine kaç yazarsan cevap 4 çıkar demek istedi. İyi güzel Sazan arkadaşım. Yaptın mı onu? Neye yerine 4 yazdın mı ben daha söylemeden? Yazdıysan o senin güzelliğin diyelim. Ama bir daha hatayı yapmıyorsun. Ne yapıyorsun? Bunu karşıya atıyorsun. Burada oluşan eleman nedir? N artı 7'dir. Burada burada hani omuzunu alıyordu. Bizim omuz hareketi vardı ya. 2 üzeri 4'ü elde ettim. N artı 7 eşittir 16 dedim. N eşittir dedim. 9 dedim. Noktayı koydum. Demek ki neymiş? 9. terimin cevabı 4'müş. 9. terim cevap o. Geçtim. Gönder gelsin hocam. Dizilerde gaza gelmeye devam. Yine bizim kitaptan bir soru. A4 ve A5'i istiyor. Şimdi diyeceksin ki hocam bu ne? Bu, bu parçalı bir fonksiyon. Dedik ya her dizi bir fonksiyondur. Fonksiyon belirtmek zorundalar. Z artıdan R'ye doğru giderken. Adı üstünde fonksiyon. E sen fonksiyonlarda parçalı fonksiyon diye bir tanımı da biliyorsun. O zaman dizilere bunun içini koyabiliriz. Yani dizilerde böyle sorular yazabiliriz biz sana. O halde gel çözelim. Yani hocam bunu ilk defa gördük. Bu ne falan demiyorsun. A4'ü istiyor senden. N yerine 4 yazacaksın demektir. N yerine yazdığın 4 yukarıdaki parçalı fonksiyona nasıl bir sayıdır? E çift bir sayı. O zaman buradaki denklemi kullanacaksın. 4'ün karesi. Eşittir 16 dedim. A4'ü buldum. Geldim. N yerine 5 yazdım. Amaç A5'i bulmak çünkü. A5 eşittir dedim. O zaman N tek sayı oldu. Şurada yerine yazıyorum. 2 çarpı 5 Eksi 3 yazdım. 2 kere 5 10. 3'ü gitti. 7 kaldı. Soru benden bunların toplamını istiyor. 16 7. Topladım 23. Ya bu 23 sayısını her bulduğumda bir tırsma geliyor bana. Bilmiyorum sen bu 23 sayısının gizemini biliyor musun? Geçen TTN kaldı programında da anlatmıştık. Jim Carrey'in bir filmi var demiştik 23 diye. Efsane. Muhakkak izle ya. Devam mı? Haydi gönder. Gerçi dur izleme. Sen sınav hazır. Sınavdan sonra çok vaktin olacak be. Hocam vallahi bir an hevesi kursamda bıraktın diyenler. Devam. Şimdi Yine genel terimi verilmiş bir dizinin kaç teriminin negatif sayı olduğunu bulunuz diyor. Kaç tane terimi negatif sayıdır? Yani buradaki ifadelerden kaçının cevabı negatif çıkacak onu sormaya çalışıyor. 3'üne eksi 15 bölü n artı 1 ifadesinin cevabının negatif olmasını istiyorsun. Bunu yazdım bir anda. Bir anda şimşekler çakmadı mı kafada? Tamam bunu göstereceğiz. Bir kere 1. Bu nedir? Eşitsizliktir. 2. Eşitsizlikler nasıl çözülür hocam? Dediğimi hatırlıyor musun nasıl çözdüğümüzü tabloyla? Hey gidi gözünü seveyim. Biz diziler falan çözmüyoruz. Diziler bahane eski konuların hepsi şahane. Çünkü hepsi eski konularla bağlantılı. Sen oradaki bilgileri eksik bıraktıysan tabii ki zordur matematik. Tabii ki zordur diziler. Yoksa dizilerde ne var? Şimdi biz bu tarz soruları nasıl çözüyorduk? Önce köklerini buluyorduk ifadelerini hatırlayın. 3 ne eşittir 15 dedim buradan. n 3 kere 5'ten 15. N'yi bir tane bulduk. Bu denklemin birinci kökü. Ne artı 1'e dedim payda için eşittir sıfıra. Ne eşittir? Eksi 1. Ama dikkat et orası payda. Paydayı sıfırlayınca ne yaptığımızı hatırlıyorsun. Şimdi ben bizim bu tablomuzu oluşturdum. 2 tane elemandan oluşacak onları yazdım. Kökleri yazalım bir yerlerine. Eksi 1'e 5 durdum dedim ki ey güzel arkadaşım bak eksi birdeki değere çift çizgi atırıyoruz. Hatırlıyorsun hepsini hatırlıyorsun. Bunlara birer tane yuvarlak atıyoruz. Burası neydi aslında? 3 ne? Eksi 15 bölü n artı 1'in olduğu yer. Şimdi işaret incelemesine geçelim. N'lerin önü artıysa nasıl başlardık? Artı başlardık. Geldim köke eksi ki biz bunların bile ispatını yaptık ya. Hatırlıyor musun ispatını? Umarım hatırlıyorsunuz o kadar tatlı güzel bir ispatı da vardı ki tabloda. Bizden negatif olduğu aralıktaki e, kaç terim diyor. Kaç tane terim burada negatif olduğunu bulmaya çalışacağız. Şimdi normal şartlarda 0, 1, 2, 3, 4'ü yazarız. Ama gel gör ki, gel gör ki biz nerede çalışıyoruz? Biz diziler fonksiyonunda çalışıyoruz. Z artıda çalışıyoruz. Z artı demek sıfıra alamazsın demek. Yani alabileceğin sayılar belli senin. 1, 2, 3, 4'tür dedim. 4 tane doğru cevabı vardır. 4 tane terimi vardır dedim. Bu soruyu bitirdim. Mikrofonu da canını okuyordum arada. Şöyle bir baktım. Bu arada arka plan farklı gelen arkadaşlar soruyorlar. Hocam neredesin diye. Tatildeyim. Ta 15 tatil. Ben de tatildeyim. Ama ekipmanları götürdüm yanımda. Her boş Sıkta sana burada da video göndermeye devam dersin tam ortası gönder gelsin. Şimdi genel terim verilmiş kaç terimi 5 bölü 9'dan büyüktür diyor. Belli hocam ne yapacağımız? Direkt başlayalım işleme. Sen de artık farkındasın olayın değil mi? 3n artı 1, 2n eksi 1 büyüktür 9 bölü 5 yazacaksın. Bu kadar. Bak benden sana bir tavsiye bu tarz bir eşitsizliği çözerken normal şartlarda bunu bu tarafa alacağız. İçler dışlar olabilir. Ama iyi matematiğin yoksa sakın girme bu işe. Eşitsizliklerde. Çok canın yanar. Çok canın yanar. Sakın işler dışlara girme bence hatta. Çok iyi değilse matematik. Nerede yapılıp yapılamadığını biliyor musun o işler dışların? Bilmiyorsan girme. Burada da onu açıklayacak. Maalesef vakit yok. Biz yola devam ediyoruz. Her iki tarafa çarpı 5 dedim. Şunu bir dağıttım. Bak buradan ne geldi? 15 ne? Artı 5 bölü 2 ne? Eksi 1. Karşıda 9 kaldı tabi. 1 nereden geldi? 9 kaldı. 9'u bu tarafa aldım 0. Şimdi şu işlemi yapacağız bak. Anladın sen mevzuyu. Hadi gel yapalım o işlemi. 15n artı 5 eksi 18n artı artı 9. Paydaya geçtim. Payda ne? 2n ne? eksi 1 büyük 0 diyor. Şu en tepeye temize çekelim mi ne dersin? Bak şimdi şu iki arkadaşı bir işlem olarak alalım. Buradan ne geldi? Eksi 3 tane ne geldi? Artı 5 artı 9 daha ne yaptı? Artı 14 yaptı. Bölü dedim. Uy, uyuma yalnız ha. Başka bir şeyle de ilgilenme gel buraya. Şimdi buradaki işlemi çözeceğiz seninle birlikte. Eşitsizlik var tablo var hocam dedin sen direkt. Ben de dedim ki hadi gel çözelim o zaman. Eksi 3 ne artı 14 ne eşittir direkt cevabı yazayım ben sana. 14 bölü 3 tamam mı? Geldim buna 2 ne eksi 1 eşitse 0'a 2 ne eşittir 1 ne eşittir ne çıkacaktır? 1 bölü 2. Ne yaptık seninle birlikte? İki tane kökü bulduk mu? Bulduk hocam. O zaman tablo vakti. Ben geldim buraya. İki tane tablomu çizdim. Şimdi tabloda değerleri yerlerine yazacağız. Bak burası 1 bölü 2. Burası 14 bölü 3. İkisini de alabiliyor. Fakat burada çift çizgi attığımız yerler vardı. Bunları unutmuyorsun tabii ki. Bu çift çizgi. Zaten burada bir dahillik yok aslında ama. Biz yine dağıtalım ne olur ne olmaz. Burası önemli bak. Burası eksi, burası artı. O zaman eksi başladım. Köke geldim artı. Köke geldim eksi. Sen ne arıyordun? Bak buradakine göre karar veriyorsun. Büyük sıfır. Pozitif değerleri arıyorsun. Bizim değer aralığımız burası. Ama gel gör ki. Biz burada her şeyi yazamayız. Sadece... Sadece neyi yazabiliyorduk? F nereden neye R'yeydi? Uymuyorsun. Tam sayılardan reel sayılardaydı. Pozitif tam sayılardan. Biz buradaki pozitif tam sayılara yazacağız. 1 bölü 2'den sonra gelen ilk pozitif tam sayı 1. Sonra 2. Sonra 3. Bakayım 4 geliyor mu? 4 göre 3, 12. Geliyor. Ama 5'i verdiğim zaman burası 5 tamdan küçük bir değer. Görmek istiyor musun? 14 bölü 3. Görelim beraber. 3 kere 4, 12. Çıkarttım 2. 20. Hani 23 kere 6. 4, 6 gibi bir değer ya. O yüzden 5'i yazamadım. O yüzden kaç tane değer yazabildim ben burada? 4 tanecik değer vardır dedim. 8. sayfayı bitirdim. Gönder gelsin. Seri, süratle, süratle devam ediyoruz. Yapabiliyorsun sen de bu işlemleri. Haydi. Burası çok tatlı. Önce kolay örneğiyle sonra sertini de vereceğiz. Rahat ol. İkisi de var bizde. A ne eşittir? 2 ne eksi? Hepsi var. Abim tezgahtar gibi oldu yalnız bu. Gel abi ne ararsan var burada gibi oldu. <laughs> A ne eşittir? 2 ne eksi? 8 bölü ne? Olan dizinin kaç terimi tam sayıdır diye sormuş. Şimdi sen neye değerler verdikçe bazen tam sayı gelecek bazen tam sayı gelmeyecek ya güzel arkadaşım o anlamda sorulmuş bir soru bu. Bak bu sorularda ne yapacağız biliyor musun eğer paydada tek bir eleman varsa ki ezberleme sen bunu yine de de. Bak kalp metodu var matematiğin o güzel metotlarından biri. Kalp metodunun anlamı şudur. Bilmiyorsan rehber matematik uzun süredir takip eden RM tayfa bilir. Biz onu böyle ayırmak için kullanıyoruz. Diyoruz ki sonra bak bunlar birbirini götürdü. Burada ne kaldı? AN dediğimiz ifade 2 eksi 8 bölü neye kaldı? İşte dananın kuyruğunun koptuğu nokta burası. İşte burada soru çözülüyor. Sen burada şimdi neye değerler vereceksin? Mesela 3 versen tam sayı gelmiyor değil mi? Biz neye öyle değerler vereceğiz ki? için pozitif çıkmasını istiyoruz. Bu arada önce sen bir yaz. Nereden nereye gittiğini bir hatırla. Tanım her şeydir. Tanım hanımı Matematikte danamı asla unutulmaz. Aman diyeyim. Şimdi 1, 2, 3 nokta nokta artı sonsuza gidiyordu ya. Bak burada vereceğin değerler çok kritik. 8'i bölebiliyor olması lazım. Şimdi düşün bakalım 8'i bölen sayı neye eşittir 1 olur? E 8 2'ye de bölünür. 3'e bölünmez ama 4'e bölünür. 5'e bölünmez, 6'ya bölünmez, tam bölünmez. Ama 8'e tam bölünür. Yine kaç tane tam sayı değeri çıktı bizim için? 4 tane geldi. Bugün bütün cevaplar 4'ten gidiyoruz ama sen anlıyorsan 4'ü 5'i hiç önemli değil. Gelsin bakalım. Bu biraz zorlayacak bizi. Hani diyeceksin ki hocam aynı tip soru değil mi? Kaç tane terimi tam sayıdır? Evet aynı tip soru. O zaman aynı şeyi yapmayacağız mı hocam kalp metodu? Bu kalp metodu yemiyor işte. Bu ne yiyor hocam? Hey gidi gözünü sevdiminin matematiği. Bak yine en başa döndük mü? Neydi bizim ilk konumuz? Neydi 65 günde ayete matematiğin birinci konusu birinci günü? Polişnomlar değil miydi? Ah gözünü sevdiğim polişnomları. Polinom bölmesi yapacağız. Sen önce bunu bir ayırman gerekiyor. Nasıl ayıracağım? Hiç bilmiyorsan dikkatle izle. Tek seferde öğreneceğim bir şey. Bildiğin ilkokul mantığıyla böleceğiz biz bunları birbirine. Bak aldım bunları bildiğin bölme işlemiyle birbirine bölüyorum ki rasyonel ifadelere ayırabileyim. Tam kısmı kenara koyabileyim. Şimdi dikkatle izle. Ne kare? Ne? Neyle çarparsam ne kare olur? Neyle çarparsam. Neyle çarptım? Neyle çarptım? Neyle çarptım? Ne kadar da güzel tekerleme çıkıyor buradan. Ne kare? Artı 3 Ne? Ben güzel espri yapamıyorum değil mi? Kabul ediyorsun. Güldüremiyorum seni değil mi? Şu tebessümü yapamıyoruz değil mi? Halbuki matematik çok sıkıcı. Böyle anlatmam lazım falan. O da ben yapamıyorum. Birazcık eğlendirebiliyorsak ne mutlu. Bak burası eksi. Tamam. 5 ne? 3'ü gitti ne kaldı? 2 ne kaldı güzel arkadaşım. Artı burası ne? 27. Buraya kadar tamam mıyız? Mikrofona dokundum. Ses ondan geldi. Artı 2 ile çarptım. 2 ne? Artı 2 kere 3 ne yaptı? 6 yaptı. Ama biz araya eksi koyunca otomatikman şunlar ne oldu? Eksi eksi geldi. Şunlar cırtladı pıtladı gitti. 27'den 6 çıktı. 21 kaldı. Bak sen artık şu elemanları kullanıp bu ifadeyi baştan yazacaksın. Baştan yazıyorum. Ane ifadesi dedim eşittir dizisi. Burası tam kısmıdır. Tam kısmını ayırdık. Artı dedik. İşte o tam olmayan kısmı burasıdır. 21 bölü ne? Artı 3. Sen bunu bulduktan sonra soru bitti zaten. Az önce çözdüğümüz mantıkla aynı. Hocam burası tam kısım. N'ye istediğimi veririm. Babayı istediğini veririm. Olur mu öyle şey? Z artıdan R'ye gidiyorduk. İstediğin nereye veriyorsun? N'ye birden başlamak zorundaydın. Tamam. İşte burada dananın kuyruğu kopuyor. Burada diyorsun ki N'ye 21'i bölebilen değerler verebilir. Tam bölebilen. Yani N artı 3'ün cevabı ne olabilir? 1'e bölünür hocam. Aynen öyle. 2'ye bölünmez. 3'e bölünür. 7'ye bölünür. 21'e bölünür. Diyeceksin ki hocam negatifleri de var bunun. Birkaçını yazayım hepsini yazmaya gerek yok. Birazdan mantığı anlayacaksın. Şimdi ne artı 3 şu tarafa gidelim ya da ne artı 3 1 ise n buradan alabileceği değer kaçtır güzel arkadaşım? 2'dir. Eksi 2'dir. Alamam. Eksi 2 olmaz. N artı 3'ün cevabı 3 ise N'ye kaç vereceksin? 0 ver veremezsin. 0 veremiyorsun sen. N <laughs> Çok özür dilerim. N artı 3 7 ise N kaç? 4 olur. Bunu veririz. Bunda bir problem yok. Ne artı 3 21 ise senin burada neye verebileceğin değer nedir? 18'dir değil mi? Problem var mı? Problem yok. Ne artı 3 eksi 1 ise sen burada N'ye eksi 4 falan veremezsin. Devam ettiğinde de veremezsin. Ya o yüzden negatif sayıları burada almama gerek kalmadı. Benim alabildiğim sadece kaç tane değer var? Onları bir işaretleyelim. 2 tane değer var. Kaç tanesi tam sayıdır? Sadece yalnızca 2 tanesi tam sayıdır dedim. 10 sayfayı geride bıraktık. Hadi devam edelim yola be. Aa, yine, yine bizim kitaptan geldi sorumuz. Şu altını silelim de. Çok tatlı, bence efso bir soru diyebiliriz bak. Gerçekten kalite bir soru. Yine parçalı fonksiyon şeklinde verdik. Ama burada dikkat et, ufak bir fark var. An eşittir. An eksi 4 gibi enteresan. Dizi içerisinde dizi istiyorsun yani. Bir ane gerçek sayı dizisi tanımlanıyor. A 15'in cevabını istiyor mesela. Hepsini toplayacağız sırayla, değil mi? Gel biz sen daha önce A 15'i bulalım. Diyorum ki. Önce şuraya göre bir yazmam lazım. 15 dediğim sayı kaçtan büyük? 4'ten büyük. O zaman ne yaz diyor? Şunu yaz diyor. A ne? Yani A 15 kaşı eşit? 15 eksi 4'e eşit. O kaça eşit oluyor? A 11 oluyor. Peki bakıyorsun. Hocam 11 denen sayı hala anladım mantığı sen. Adım adım ilerliyoruz. Periyodik fonksiyon gibi düşünülebilir. Periyodik fonksiyon ne ki? De diyorsan hiç karıştırmayalım biz onu. Hiç 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 oraları kafayı yorma. Onlar da zamanı geldiğinde anlatılır sana. 7 büyüktür 4. Hala da yola devam. 7'den 4 çıktı 3. Aha da burada kaldın işte. Bak diyor ki 4'ten küçük ya da eşitsen bunu kullan. O zaman kullanalım artık. 2 çarpı 3 artı 3 dedim. 2 kere 3 6. 3 daha nedir? 9 dedim. A15'in cevabını bulduk. Nihayet. Nihayet. Şimdi gel. A12'nin cevabını bulalım. Artık 12 4'ten büyük. Mantığı biliyorsun. Direkt yazıyorum. 12'den 4 çıktı 8. 4 çıktı 4. 4'e eşitse kullan diyor. Eşitse, <laughs> eşitse kullan diyor. 2 çarpı 4 artı 3. 2 kere 4 8 3 tane yaptı. 11 yaptı. Bunu da buldum. A4'de, A12'de çıktı özür dilerim. Bir de ne istedin? A6 istedin. A6 dedim 4'ü çıkarttım. A2 kaldı. 2 artık 4'ten küçük olduğu için direkt yerine yazıyorum. 4 3 daha 7 geldi. Benden tek isteğim var senin. Diyorsun ki bu sayıları toplar mısın bir zahmet? Toplarız tabii. O da mis gibi bir 27 çıkar. Vurursun cevabı Edirne'ye. Tamam mı diye de bir sorarsın. Tabii oldu mu güzel arkadaşım? Efsane bir soruydu. <laughs> Çok özür diliyorum güzel arkadaşım. Geldik. Allah. Bu mikrofonun bugün benden çekeceği var. Geldik yine farklı bir soruya. Burada değer bulduracağız sana. Şimdi bakıyorsun. Burada bir tane bilinmeyen var değil mi? X değeri var. Onu bulduracağız. A2, A7, A9'u vermişiz toplamı. 75. X'i bulur musun diyor. Hadi gel bulalım. A2'yi yerine yazacağız. 2 burada yerine yazılabilir. 2 artı 3'ten cevabı bir kere ne geldi? 5. Temiz iş. Geç. A7'ye geldim. 7 nerede güzel arkadaşım? Bak bu aralıkta. Burada yerine yazıyorsun. 7 kare artı 1. 49 bir daha ne geldi? 50 geldi. A9'u istiyorsun sen de bir zahmet bizden. 9 dediğim şeyi de burada yazacağım. Burada işte bilinmeyen devreye girdi. Burada devreye giren 18 artı x oldu. Diyor ki bunların hepsinin toplamı 75 güzel arkadaşım. E toplarız biz de. 55 geldi bak. Ben onları toplarım kafadan da. Şu 18'i kafadan ekleyemem ona. O yüzden böyle yazdım. Şurası 75. Gel şunları toplayalım. 8 5 daha 13 elde var. 1 6 1 73 attım 73 karşıya. X dedim. 75'ten 73 çıktı. Sadece yalnızca 2'dir. Vurdum cevabı 2. Ye. Yeter hocam bu kadar soru. Tamam. Parçalı fonksiyon sorularını yuttuk, gıladık diyorsun. O halde devam. Son iki soru. Son iki soru yine matematikte bağlıyor birbirine. Köprüler kuruyor konular arasında. Gel köprüleri beraber kuralım. Genel terimi olan dizinin en küçük terimi nedir? Ne olur? Lütfen rica ediyorum. Daha önce hiç böyle bir soru görmediysen, ilk defa görüyorsan ne olur dene. Biliyorsan da çöz. Ama mantığını düşünmeye çalış. Genel düşünmeye çalış. Bak gözlerimin içine. Bak benim gözlerimin içine. Yaklaş. Ben gelemiyorum. Ben bu kadar gelemiyorum. Uzakta burada mesafe. Yaklaş ekrana. Tek bir kelime söyleyeceğim. Oradan çat diye söyleyeceksin. Anlaştık mı? Parabol. Ne olur hatırladım de. Hatırla, 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 hatırladın, hatırladın. Hatırla. Konuş benimle ya. Bak Instagram'da ne güzel mesajlar atıyorlar. Ben böyle konuşunca ben de karşılıklı sohbet eder. Konuş lütfen ya. Hatırladın mı parabolle çözüleceğini bunun? Hatırla ya hatırlamadıysan hatırladıysan zaten oldu bu iş. Neresine bakıyorduk? Önüne bakıyorduk. Önü pozitifse kollar, kollar yukarı be hocam. Şimdi sen kolları yukarı doğru bir parabol denklemi. Ya aslında parabol de bir fonksiyon. Allah'ım matematiğin güzelliğini. Biz boşuna mı bebek adımlarıyla fonksiyonlar diyoruz? Fonksiyon bilmeden adım atamazsın matematikte. Ya ya fonksiyon her yerinde geçiyor matematiğin. Bu yüzden fonksiyonları çok iyi bil. Parabol de bir fonksiyon. Diziler de bir fonksiyon. O zaman ben bunu böyle yazarım. Yazdım. Yazdım hocam. Bu parabolün en küçük terimi demek aslında şurası demek değil midir? Burası neydi onun? Tepe noktasıydı. Bak bunların hepsi birer hatırlatma. Belki de hatırlıyorsundur ama tepe noktası tereke'den oluşuyordu. İspatlarıyla verdik. R noktasının adı neydi? Bak formül olarak söyleme. Gerçek tanım olarak söyle. Üstüne basa basa söylediğimiz o gün. Kökler toplamının yarısı önce böyle yaz. Kökler toplamının yarısı sonra formülle yazarsın. Eksi b bölü 2a. Hocam k için kitaplarda formüller var ama biz öyle öğrenmedik. Helal olsun sana be. Helal olsun be. Bunların hepsini ne güzel de hatırladın. Ben öyle hayal ediyorum. En azından şu an diyorum ki de konuşan o arkadaşım sen. Dedin ki hocam kökler toplamının yarısı. Hocam eksi b bölü 2a. Fereke. Hepsini söyledin. Tam takır söyledin. Çünkü sen baştan beri azimle çalışıyorsun. Ben de diyorum ki artık hadi gel R'sini bulalım. R'sini bulduğumda kaçıncı terim? Kaçıncı terim? Onu bulmuş olacağız. Yani N değerini bulmuş olacağız. Yerine yazınca en küçük teriminin ne olduğunu bulacağız. R'yi sormuyor. K'yi soruyor demek istiyorum soruda. Eksi B. Bir dakika. Eksisini koyduk. B yalnız. B de eksi 8. Bölü 2A. O da 2'ymiş. Bunlar birbirini götürdü. R'ne geldi. 4 geldi. Demek ki N'ye 4 vereceğiz. Dördüncü terimi. En küçük terimi kaçtır diyor ama burada. Biz burada 4'ü bulmaya çalışıyoruz. A4'ü bulmaya çalışıyoruz. Bunu umarım anlatabilmişimdir. 8 çarpı 4 eksi 20. 4 göre 4'ten 16 geldi. 32 eksi 20. Bak burası eksi 4 eksi 36 dedim. Noktayı koydum. En küçük terim eksi 36'dır. Oldu mu? ...olduysa... ...bu dersin efsane sorusu. Yer yerinden oynayacak. Çok leşi var bu sorunun. Çok canlar yaktı bu soru. Ey gidi güzel arkadaşım... ...bu soruyu so çöz ya. Sen efsoların... ...efsosusun. Sen bu soruyu çöz... ...sonra aç pencereyi. Çözdüm ulan... ...çözdüm ulan diye bağır gerekirse. Bazen ben bile gaza geliyorum ya... ...kendi kendime. Başlayayım mı? Sen çözdün ama... ...top sendeydi. Bak anlatıyorum. Dikkatle dinle. Ne olur. En büyük terimi M ve pardon terimin değeri m sayısı k'inci terimde oluşuyor. m eksi k istiyor. Yani hem n'yi hem de o a n'deki cevabı bulmamı istiyor. Şimdi benden istediği bir parabol. Bunu anladın zaten geçen sorudan kalan bilginle. Dedin ki ben bunun tepe noktasına oluşa, oluşacağım hocam. Çünkü burada en büyük değerini alır. Buraya kadar hiçbir yanlışın yok. Tamamen doğrusun. Ben de diyorum ki hadi gel hesaplayalım o zaman. Kökler toplamının yarısı eksi b bölü 2a. B'si kaçmış? B'si 15'miş. Aldım onu buraya. A'sı kaçmış? Eksi 2'ymiş. Çarpı bir de ikisi var değil mi? Ben yanlış yapmayayım da yanlış yapmadık. Eksiler birbirine götürdü. Hoppala. Bu ne kardeşim? 15 bölü 4. 15 bölü 4 kaçtır ya? 15 bölü 4 nedir ya hocam? Bir dakika. Hocam sen fonksiyonlarda e, daha doğrusu dizilerde nereden nereye tanım yapmıştın? Z artıdan R'ye tanım yapmıştın. E senin dediğin Z artı değil ki bu. Bir tam sayı değil. Evet değil. Olmak zorunda da değil. O zaman gel bir daha yorumluyor soruyu. Çıkacak ama oradan çıkacak. Yine çözeceğiz. Şimdi tepe noktasının R'sini bulduk. Burası kaç? 15 bölü 4. Ben de diyorum ki en küçük değerini ya sol tarafındaki ya da sağ tarafındaki tam sayıda alacaktır. Yani 15 bölü 4 tam sayı değilse ya sağından ya solundan olan değeri bulmamız gerekiyor. Öncelikle 15 bölü 4 kaça eşit? 4 kere 4 16 o zaman 3 defa verelim. 3 kere 4 12 dedim. Şuradan kaldı 30 buraya virgül attık tabii ki. 4 kere 7 28 çıkarttım 2 20'nin içerisinde 5 de 3,75. virgül güzel arkadaşım bak burası 3 virgül 75. Ben de diyorum ki bir sonraki tam sayıyı söyle bana 4. Bir önceki tam sayıyı söyle bana 3. Biz bunun ikisini de deneyelim. Garanti alalım kendimize. Şimdi sen ne yerine 3 verirsen A 3'ü bulacaksın. Acaba en büyük değer bu mu? Bir kontrol edelim. Eksi 2 çarpı 3'ün karesinden 9. Artı 3 ile 15'i çarptım. 45 bunu kafadan çarptım nedense. 2 kere 9 18. Bir tane de burada var. 19 artı 45. Gel bulalım cevabı. Doğru çıkaralım. 6, 26 kaldı. Şimdi A3'ü buldun ama ya daha büyüğünü bulursak N yerine 4 yazınca işte orası kritik. Biz bilemiyoruz tam kestiremiyoruz ya buradan diyelim ki. Onu bulmaya çalışıyoruz. A4 eşittir dedim. Bazıları bir mantık yürütmüş olabilir burada. Yaptığınız doğrudur. Bulan arkadaşlara sesleniyorum. 15 çarpı 4 eksi 1. Şurayı çarptım. 16 2 ile çarpınca 32 çıktı. 4 kere 5 20 50 var 2 60. Eksi 1 geldi buradan eksi 33 artı 60. Şuradan 7 geliyor güzel arkadaşım. Burada 5. 5'in 3'ü gitti. 2 kaldı. 27 geldi. Bomba burada patladı işte. Ey güzel arkadaşım. A3 26 gelirken. A4'ün cevabı 27 geldi. Ben de diyorum ki sana. Bizden istediği en büyük değerdi. O zaman biz bunu alacağız. Bak M diye bahsettiği değer benim 4 değerim. Şuraya yazalım mı? M eşittir 4. K diye bahsettiği... Pardon pardon ters yazdım ben. K diye bahsettiği K'inci terim, dördüncü terim. M diye bahsettiği değer 27 bulduğum cevap. Soru benden M'den K'yi çıkarmamı istiyor. 27'den 4'ü çıkardım. 23 ama aman Allah'ım efsane bir soruydu. Çok canlar yakmıştır zamanında. Çok leşi vardır ama. Çözdüm mü gururla yürürsün. Sağlam adımlarla yola devam. Anladıysan da yeterli. İlk defa çözdük böyle bir soru. Yakaladıysan farkı. Ama görebildiysen mantığı bu iş bitmiştir. Diziler bir dersinin sonuna geldik. Bol örneklerle devam ediyoruz. Dizileri bildiğin gibi 5 derste de bitireceğiz. Ben şöyle genel, hani buradan sonrasını izlemek zorunda değilsin ama şöyle bir genel plan yapalım seninle birlikte. Devam edeceğimiz yolu bildiğini söylüyorum. Sohbet etmeyi de seviyorum ve seninle güzel arkadaşım. Diziler 1, bunu anlattım. Diziler 2'lerde dizi çeşitlerine gireceğim. İşte sabit dizi, sonlu dizi, eşit dizi falan filan. Onunla ilgili sorular çözeceğiz. Diziler 3'te aritmetik dizi, diziler 4'te geometrik dizi, diziler 5'te işte, güncel hayat problemlerinden oluşan diziler. Bir de karma sorular yaparız. Dizilere nokta koyarız. Sonra o tir tir titrenen konular, limit türev integral diyeceğiz. Hiç merak etme. Onların da canını okuyacağız. Sonraki derste görüşelim arkadaşım. Kendine iyi bak. İyi çalış, çok çalış. Bir sonraki derste görüşünceye kadar hoş kal. Hoşça kal.